Bütün apartmanı dağıttım biliyor musunuz? Hatta hızımı alamayıp Esat'ın babasının eline de bir tane sıkıştırmak geldi içimden. Ama o şey dönmüş, Adana'ya dönmüş. Demek tek başına ta oraya kadar gidip konuştun babasıyla öyle mi? Aferin sana Gülben. Gurur duyuyorum seninle. Sen de duyuyor musun? Şey, galiba. İlk defa korkularının üstüne bu kadar cesurca gittin. Birinin karşısına geçip ilk defa kendini bu kadar gözü kara savundun. Daha ne olması gerek kendinle gurur duyman için? Düğünümde altımı kaçırmamam gerek. Her şeyim hazır. Her şeyim. Gelinliğim, duvağım, o böyle beyaz saten eldivenleri. O kadar güzeller ki. Bir de Esat bana prenses tacı almış. Öyle istediğim düğünümüzde diye. Siz hiç altını ıslatan bir prenses gördünüz mü? Gülben, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu durumu özellikle ne zaman, ne olduğunda, nasıl hissettiğinde yaşıyorsun? Biraz düşünmeni istiyorum. Korktuğumda oluyor en çok. Kimden veya neyden? Eskilere git. İlk zamanlara. İstersen gözlerini kapatabilirsin. İstemiyorum ben eskiye gitmek. Biliyorum ben zaten ne olduğunu. O böyle gerginlikten kötü bir şey olduğunda oluyor. Üzüldüğüm zaman oluyor. Başka zaman değil yani, istemiyorum. Belli ki bugün bunları hatırlamak istemiyor. Tüm gücüyle direniyor. Peki yarın bunlardan hangisi olacak sence? Yarın hayatının en mutlu, en özel günlerinden birini yaşayacaksın. Onca yıldan sonra sevdiğin kişiyle evleneceksin Gülben. Ama işte ben de size diyorum ki belki de hayatımın en mutsuz günü olacak. Çünkü her şeyi mahvedeceğim. Ha belki de hiç kötü bir şey olmayacak. Sırf heyecandan işeyeceğim altıma. Yani bunun bir garantisi yok, anlıyor musunuz? Ve ben bundan çok korkuyorum. Sakın bana korkmaktan korkma Gülben demeyin. Bal gibi de korkuyorum işte. Buraya kadar geldim, bunca yol aldım ama yani bundan sonrası bilmiyorum, böyle benim elimde değilmiş gibi yani. Diyelim ki en kötüsü oldu ve başına bu geldi. Hayır, Allah korusun, demeyin öyle. Ne olur demeyin ya, 40 kere söyleyince bir şey olurmuş. Çağırmayın onu. Dur Gülben, daha bir defa söyledim. Aa, demeyin ne olur vallahi, ben yani tuvaletin dibinde otururum daha iyi. Hiç kalkmam oradan, midem bozulmuş derim. Yine de yaşatmam aileme böyle bir şeyi. Esat'a yaşatmam. Çağırmayın siz de öyle kötüyü, Allah korusun. Ah Gülben. İhtimali bile seni ne kadar korkutuyor. Bunun önüne nasıl geçebileceksin? Oysa seni bu hale getiren de bu ihtimaller ve onlardan ölesiye kaçman. Ben şey, bir kere iğne yapmışlardı, sakinleştirici iğne. Onu mu yaptırsam acaba yine? Böyle çünkü hatırladığımda çok gülüyordum, sonra da uyuyakalmışım. Düğününde uyuyakalmak istemezsin herhalde, değil mi? Ötekinden bin kat daha iyidir. Korktuğumda ve gerildiğimde olurdu dedin. Evet. Başka ne zaman olacak ki zaten? Böyle olduğunda annem beni cezalandırırdı demiştin. Öpüp tebrik edecek hali yok ya.
Tabii ki cezalandırırdı. Çok bağırırdı ama. Çok yani böyle bazen. Bazen böyle beni kollarımdan tutar böyle 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 sarsardı. Hep izleri çıkardı. Sızlardı çok. Gözümün böyle gözümün ta içine içine bakardı. Zaten bir tek o zaman bakardı yüzüme. Sütüklü diye bağırabilmek için. Gözümdeki utancı görebilmek için. Ama ben... Evet Gülben, sen ne? Utanç dışında başka bir şey daha hissederdim. Ne hissederdin? Yani garip bir... Evet. Yok. Yok, boş verin. Ben zaten saçmalıyorum. Şey, deli dersiniz yani bana. Benim biraz aklım karıştı zaten benim. Gülben, burası hislerin hakkında konuşacağın ve bundan asla utanmayacağın yer. Bunu yapmazsan hiçbir anlamı olmaz. Yani annem bana öyle tiksinerek baktığında ben... garip bir rahatlama hissederdim. Ama vallahi yemin ederim bilerek altıma işemedim. Hiçbir zaman istemedim yani. Hiç zaten kim ister ki bunu, değil mi? Görülmek, fark edilmek için çırpınan, sürekli suçlanmış bir çocuk ister. Sizce neden? Neden? Yani sanki, yani bir anlığına da olsa böyle... sanki huzur bulmuşum. Ne bileyim, böyle bir şeye kavuşmuşum. Yani şeker yemişim gibi sanki. Niye öyle hissederdim? Sizce ben... ben sizce kötü bir çocuk muydum? Yine hemen kendisine annesinin gözünden bakmaya başladı. Kötü çocuklar ne yaparlar sence? İşte annelerini üzerler, kızdırırlar. Senin amacın bu muydu? Hayır. Annem yüzüme bakmazdı demiştin demin. Evet. O hep çok çok işi vardı zaten onun. Temizlik, çamaşır, yemek. Meşgul olmadığı zamanlar ne yapardı anne? Ablama bağırıp çağırırdı. Başka? Onu azarlardı. Anladığım kadarıyla onlara senden daha çok kızıyordu. Öyle. Bu seni üzmüş gibi sanki. Annemin bana kızmaya vakti ya da hali olmazdı ki zaten. Zaten annem benimle konuşmaya bile tenezzül etmezdi. Altını ıslattığın zamanlar peki? O zaman işler değişirdi değil mi Gülben? Bazen kendimizi o kadar yalnız, o kadar görünmez, o kadar orada yokmuş gibi hissederiz ki... varlığımızı ispatlamak için elimizde ne varsa ona sarılırız. Sırf ben de varım, ben de buradayım demek için. Ama bunu bilinçli yapmayız. Bedenimiz ağzımızdan çıkamayan o çığlığı atmanın bir yolunu bulur. Ben buradayım diye haykırır. Ama tam tersi, ben annemin gözüne görünmemeye çalışırdım. Sırf dayak yemeyeyim diye gıkımı bile çıkarmazdım. Her dediğini yapardım onu. Her dediğini yaptığında annen sana aferin deyip başını okşar mıydı? Asla. Sadece azarlayacağı zaman dokunurdu. Bir tek o zaman.
Nasıl yani şimdi ben? Sırf annem beni görsün, bana dokunsun diye mi bunca yıldır altıma işiyorum? Ha? Ben yani ben o kadar çaresiz miymişim? Yani onun nefretine bile muhtaçmışım mı? Sırf bana dokunsun diye mi yani? Her çocuk annesinin ilgisine muhtaçtır Gülben. Sevgisini alamıyorsa bile dikkatini çekmenin bir yolunu arar. Öldü ama o. O çoktan öldü. Kemiklere bile kalmadı mezarda. Ben hala niye altımı işiyorum doktor? Kim bana baksın? Kim benden tiksinsin istiyorum. Bakamaz artık, o öldü. Öldü çoktan. Kimse bakamaz. Artık bana kimse sütüklü diye bağıramaz. Ablam peki, o bağırır mıydı sana öyle?